Bakalım nasıl bir belgeselmiş. Bize neleri ayıktıracak? İşte evde evime geldiği zaman işten çayımı demliyorum. Televizyon seyrediyorum. Sabah Sertaç, bir şey söyleyeceğim. Diyorsunuz ya bu adam aslında pamuk gibi yayında neden geriliyor diye. Gerçekten neden gerildiğim çok belli değil mi? Kamerayı düzeltirim, dur. Yani şeyi çok merak ediyorum izleyicileri. Ben böyle hani daraldıkça, sinirlendikçe, bir şeylerden bıktıkça hani size de geçiyor mu o? Hani şey diyor musunuz mesela, ulan ben bu adam yerinde olsam bu kadar sabırlı bile olamam diyorsanız her şey çok normal. Ama eğer ki ulan bu da ne abartıyor, her şey yükseliyor diyorsanız sıkıntı büyük. Çünkü bende artık şey oldu, böyle folloş oldu, hani böyle kalçama vurduğun zaman böyle et artık çökmüş, anladın mı? Oynuyor ama böyle aşağı doğru sallanıyor. Ona alıştım artık, anlatabildim mi? Dojluyorum direkt ama dojlayamıyorum aslında. Ha iyi, tamam, chat anlıyorsa sıkıntı yok. Ne alaka abi, işte anla, boşver. Folloş oldu işte, özet o. Tekrar da atayım abi, benim için çok önemli. Tukan, geçen aylarda pilot bere ilgili e-mail atmıştım. Yanıtlamış olabilirsin yayında, ben kaçırmış olsam müsaade olunca yanıt beklerim. Pilot beremiz yok, kalmadı. Yapmıyorum artık. Evet abi, taksi. Ya toksiklik değil bu ya. Her sorunun sebebi toksiklik değil de. Neyse hadi. Şimdi gerçek hayata dönelim. Televizyon seyrediyorum. Sabah yakıyorum. Sobam biraz kırık, para parça ama idare ediyorum. Yani zaten başka da alacak gücüm yok. İşte sobayı odun kırıyorum dışarıda. Odunumu getiriyorum. Soba yakıyorum. Yapabilirsem biraz temizlik yapıyorum. Anlayabildiğim kadar. Gücüm yettiği kadar. İstirahat ediyorum, yatıyorum, dinleniyorum. Bacağım ağrıyor zaten. Çok yürüyüş yaptığım için. Ne iş yapıyor abi? 50 lira gelmiş Saruhan'dan. Başkan Allah sabır versin, her gün herkes neredeyse nefes almana bile karışıyor derken bana 50 lira geliyor. Her gün neredeyse nefes almana bile karışıyor diyor. Karşımızdaki video bu. Hadi bakayım. Ben direkt vicdanen çöküyorum. Çok garip. Boktan hissediyorum kendimi. Neyse. 2 bardak içiyorum. Tekrar gidiyorum çöpe. Döndüğümde tekrar ısıtıyorum. Sırtımda yük olduğu için hem sırtım ağrıyor hem bacağım ağrıyor. Dinleniyorum, uzanıp dinleniyorum. Ülkem neden böyle insanlara yardım etmiyor diyorsunuz ya? Hüseyin Erbastı. O kadar çok var ki ya, 1974 yardıma muhtaç insan. Kimlere yetişecek acaba? O zaman şimdiki gibi ilköğretim değil, ortaokul vardı. Ortaokul tek. Bizim ülkeye kim yardım edecek ya da? Yani ilköğretim tek olarak gözüküyor şimdiki şeye göre. Ortaokuldan terk ettim. Biz yoksul bir ailenin çocuğuyum ben. Babam inşaat ustasıydı. İnşaatlarda çalışırdı. Babamın maddi durumu çok iyi değildi. Çok da kötü değildi ama yani bizi okutacak kadar gücü yoktu. Ben çok okumak istedim. Çocukluğumda hayalim okulumu bitirdiğim zaman ya astsubay olmaktı ya da tercüman, İngilizce tercüman olmak istiyordum. Bu nedenle okula gittim ama babam çok sıkıntı çekiyordu. Çünkü babamın aldığı para ancak evin ihtiyaçlarına, evin yemekliğini falan karşılıyordu. Benim okul ihtiyaçlarımı karşılamadı. Öbür kardeşlerim de ilkokuldan mezun oldular. Onlar da okumadılar. Okuyamadılar daha doğrusu. Babam gönderemedi. Ama ben ısrar ettim. Çok istedim. Benim hayallerim vardı. Ben babamın okul tatilinde babamla çalışmaya gittim. Yanında. Yardım etmeye.
babamın çektiği eziyetleri görünce ben okumaktan vazgeçtim. Yani bu şekilde babam para kazanıp zaten alamıyordu benim ihtiyaçlarımı. Müzik aleti falan istiyordu. Ben eskiden bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde adiyeler vardı, odun adiyeleri. Para karşılığında odun kırdırlardı. Ben yarım ton, bir ton odun kırardım. İşte müzik aletimi alırdım. Beden eğitim öğretmenimin istediği malzemeler alırdım. Bazen öğretmenlerim beni dışladıkları oldu. Yani onların yazdıkları, öğretmenlerim yazdıkları malzemeyi alamıyordum. Alamadığım için ya beni gönderiyorlardı ya da okuldan bir hırsızlık olduğu zaman ben yok alamadığım için, yani o öbür çocuklar gibi malzeme olmadığı için direkt benim üstüme atıyorlardı. Bu fakir, bu yapmıştır diyorlardı. Al işte amına koyayım. O yüzden ben okulu bıraktım. Yani çantamı aldım. Ben dedim artık okumayacağım. Gidip dedim işte marangozluk olsun, inşaatçılık olsun, ustalık olsun, bir yere girip çalışıp para kazanacağım. Babama da yardımcı olacağım dedim. Okulumu bıraktım. Babam bayram geldiği zaman sadece imkanı bize ayakkabı almaya yetiyordu. Yani ya çorap ya ayakkabı alıyordu. Diğerlerini alamıyordu. Çünkü aldığı zaman zaten bütçesini aşıyordu. Ben arkadaşlarım arasında sıkıntı çekiyordum. Bu yüzden ben, bu bana bir içime dert oldu. Ne iş bulduysam yapmaya başladım. Pazarlarda kasada açtım. Pazarcılar kamyonu yaklaştırıyorlardı bizim çocukluğumuzda. Adam tutuyorlardı. Ben yövmeci olarak onların daha çocuk yaşta, yani 14-15 yaşlarındayken sırtımda kasa taşıdım. Fırında çalıştım, ekmek fırında. Un taşıdım. Eve para götürmek için. Anneme pazar parası vermek için. Annemi ben çok seviyordum. Hiç kırmadım. Bir inşaat firmasında çalışırken iskele kuruluyordu diş cephede. Oğlum niye? Devil halledeceğim. Demiri kırıldı. Bağlantı demiri. Ben birinci kattan düştüm. Sırtımda kemiğimden sakatlandım. Ben Ankara'da bir hastaneye kaldırdılar. Ben firmadan şikayetçi olamadım. Herhangi bir para alamadım. Bana bizimle ilgili şikayetçi olma. Biz sana bakarız dediler. Beni kandırdılar. İhtiyaçlarını karşılayacağız dediler. Kandırdılar. Ben bir yıl boyunca hiç çalışamadım. Tekrar kontrole gittiğim zaman doktor bana İnşaat işinde kesinlikle çalışmamamı söyledi. Ben de hayatımı devam ettirebilmek için, yaşantımı sürdürebilmek için bir şeyler yapmak zorundayım. Aklıma birileri bu çöpü söylediler. Hafif malzeme olduğu için çöp toplamaya başladım. Yani onda da biraz zorluk çekiyorum ama mecbur ekmeğimi, çayımı, şekerimi bundan karşılıyorum. Yani hayatım hep yoklukla geçti. Ben zengin çocuklar gibi yaşayamadım. Onlar gibi ben, yani yüzüm gülmedi. Ben mutluluk, ben bir tanımıyorum böyle bir şeyi. Ben hiç mutlu olmadım. Bir evlilik yaptım. Onda da mutlu olmadım. O yüzden de fakirliğim yüzünden de biraz maddiyat dolayından da ayrılmak zorunda kaldım. O da yürümedi. Yani ben çok mutsuz bir insan olarak yaşadım. Benim yüzüm gülmedi. Oğlum işiniz parçalanmasın. Yani bu gerçekler tabii ki de parçalanıyor, parçalanacak da. Şaşırmayın yani. Bak dikkat et, ben paramı kazanıyorum, giderlerimi karşılamak için bu işi yapıyorum diyor. İçinde çay ve şeker var. Öyle düşün. Bir telefon, bir araba, bir ev, bir bilgisayar, bir şey yok yani. Çay, şeker. Benim sadece şu anda güçsüz kaldım. Rahatsız. Bak. Enes Batur gibi birileri para kazanacağına bu adamlar kazansın diyorsun ya. Dünyanın en yanlış bakış açısı. Kardeşim ne alakası var? Gözünü sevdiğim. Yani bunun sonu yok. Enes Batur'la, Sabancı'yla, Koç'la, Ali Koç'la bir şeyle bu nasıl bir kafa oğlum? Böyle bir kıyaslama yapamazsınız. Ya o adam kazanıyordur, kazanmıyordur. Önemli değil.
Oğlum çok bam bamsınız yani. Bilmiyorum, bir şey de söyleyemiyorum. Kırmak istemiyorum ama. Hastalandım. Sadece benim kazandığım para masraf maliyeti için bu sefer evimi, kirasını, elektriğimi, suyumu karşılayamadım. Şu anda ben tehlikeli durumdayım. Kiramı... Oğlum onun bunun hakkını yiyerek, ondan bundan çalarak, fakirden bile çalarak ne zengin adamlar var. Lüks hayatı sürdüren. Oh, malikaneler, eğlenceler. Zirve zirve. Ya bunu kalkıp da bu kadar detaylı bir konu içine Enes Batur'u niye koyuyorsun? Ne alakası var yani? Çocuğu salın oğlum artık ya. 3 aydır idare ediyor. Artık bana şey uyarı verdi. Dedi ki bu ayda kira getirmezsen evimden çık dedi. Nereden ev bulursan bul dedi. Şimdi ben yani çaresizim. Şimdi gece konuda yaşıyorum. Güzel ev. Yani ben burada rahatım. Sadece benim korkum dışarıda kalmak. Ev sahibi atarsa ben yatacağım yerleri ya terminal ya metro istasyonları. Öyle yerlerde benim başka çünkü çarem yok. Ben burada başımı sokuyorum. Yağmur falan yağmıyor. Beni burada korunuyorum. İşte kiramı ödemezsem atılacağım. Evim fena değil, iyi. Biraz bakım olursa, temizlik olursa, işte bakarsam güzel. Bir şeye bakacağım. Büyükşehir Belediyesi'nden kömür gıda yardımı alıyorum senede bir kere. Bir de Çankaya Kaymakamlığı senede bir kere bayram parası veriyor. Ay ay. Çok ağır işlerde çalıştım. Küçük yaşta başladım. Hatta ilk öğretim 5. sınıfta yaz tatillerinde ben çalıştığım için vücudum gelişmedi. Böyle hep ağır işlerde çalıştırdılar beni. Biraz da ezildim. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Çöp topluyorum. Onun kafayı mı yedin? Çöp ne oldu işte lan? Çalışıyorum. Niye yükseldiniz öyle? Akşam çöp saati 7:30 olduğu için biz de 7:30'da başlamak zorundayız. 7:30'da başlıyorum. Saat 9-10'a kadar sokaklarda dolaşıyorum. Abla ezan okunuyor. Bir dakika bekleyelim. Ezan bitsin devam edeyim. Ben bunu bu arada yapanlara EFSO duyar diyorum. İşte internette EFSO duyar diyorum. Mesela böyle yayında ezan okunuyor. Müzik kapat, işte şunu yap, çevreye rahatsızlık veriyorsun diyor ya mesela. Çocuk kulaklık takmış, duymuyor ezanı da. Hemen chatte gidiyorlar işte. Ezan okunuyor, şerefsiz kapatsana Allah'ın. Yayını kapatsana oğlum falan yapıyorlar ya böyle. Diyorum mal mısınız, bu şöyle bir şey değil. Ya saygıdan biliyoruz, onu anlatmıyorum. Ben... O kulaklığı takan adamın ezanı duymadığı için linçlenmesini de söylüyorum, anladın mı? Adam kulaklıkta oyun oynuyor. Ezan okunuyor. O tepkiler çok komik. Onu yazan da böyle belli küçük çocuk yani. Çeteleşme var bu işte de. Herkes işte bir yer tutmuş. Herkes bir bölge tutmuş. İşte benim yerim burası. Burayı ben topluyorum. Çok kalabalık bu işi yapan. Bazen bir caddeden bir tane toplayabiliyoruz. Kavga çıkıyor.
Gece gelirken benim bu işte başıma işte, kaza da geldi. Birileri çıktı, tinerciler. Bilir hastanedir. Bende de yoktu. Ulan Bacağıma bıçak yani vurdular. tinercilere bakar mısın ya? Kaslar. İşte Bir lira yaralandım isteyeceğin bacağımdan. başka adam mı kalmadı ya? Çok yürüyüş yapıyoruz, yoruluyoruz. Gündüzleri bu uyku, çok yorulduğumuz için uyku yapıyor. Uyuyoruz. Uyandığım zaman tekrar çöpe çıkıyorum. Yani hayatımın çoğu çöple geçiyor günümün. Zamanımın çoğu uyumak ve çöp. Zor. Devletin verdiği fakirlere verdiği genel sağlık sigortasından Allah razı olsun devletimizden. Yani fakirlere verdiği bu genel yeşil kart sayesinde ücretsiz tedavi olabiliyorum. Ücretsiz de ilaçlarımı alabiliyorum. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Yani onlar da başımızdan eksik etmesin. Bu bile bana yetiyor. En azından ilacımı ücretsiz bedava alabiliyorum o sayede. Devletimiz sayesinde. İşten çıkarıldım. İş bulamadım tekrar. Her kapıyı aradığım zaman işçi almadılar. Çalışamadım. İşçi lazım değil dediler. Gezdim. Ben de mahallemizde bakkal vardı. Bakkala birkaç kere yazdırdım. Sonra bakkal dedi ki artık veresiye vermiyorum. Ödeyemezsin dedi. Zorlanırsın dedi. Ben günlükçü çalıştığım için, gündelikçi çalıştığım için ödeyemezsin dedi. Veresiyeyi kesti. Ben aç kaldım. Aç kalınca bir sabah kalktım evden. Hiç unutmuyorum zaten onu. Bakkalın önüne ekmek bırakmışlardı kasayla. Ben bir de sütçüler süt bırakmıştı. Bir şişe sütle 3 tane ekmek çaldım bakkaldan. Hırsızlık yaptım. Yakalanmadım. O zaman bizim zamanımızda da böyle kameralar, cep telefonlar zaten teknoloji diye bir şey yoktu. Kamera falan olay olmadığı için ben kimseye de görünmeden kaçtım oradan. Ama mutsuz oldum. Onu yedim ama içimde bir sıkıntı oldu. Sonra bir iş bulduğumda, para Ha, ödemiş kazandığımda gidip. ilk önce adama gittim. Onu ben de sakız çalmıştım, öyle demiştim. Yani dedim ki belki de adam beni dövecek dedim. Bunu da bile bile gittim bakkala. Dövmez, niye dövsün? Adama dedim ki abi ben bir zamanlar senin bakkalın önünden ekmek çaldığın parasını getirdim dedim. Adam almadı benden, affetti. Bir yaşadığım bu ilginç olay var. Bir de dövüldüm. Yani ben bir mobilya dükkanında çalıştım. Adam bana kereste taşıtırıyordu. Sırtımda ben kata ustalarla kereste çıkartıyordum. Haftalığım 2,5 liraydı. Bizim çocukluğumuzda 2,5 lira vardı. Haftalığım cumartesi günü ben herkes arkadaşlar o ustalar çıktı gitti ben kaldım. Onlar paralarını aldılar. Bana dedi ki patron niye bekliyorsun dedi. Haftalığımı bekliyorum niye bekleyeceğim dedim. Haftalık falan yok sana dedi. Niye dedim. Sen dedi artık gelme buraya dedi. Bize zaten geçici olarak hamal lazımdı. Biz sana taştıracağımızı Abi nereden buluyorlar böyle adamları ya? Yani tamam, şimdi dayı anlatıyor mağduriyetlerini falan da. Yani hamallık yapan, senin işini çözen, sırtında bir şey taşıyan adama bırak parasını vermemeyi. Fazla fazla verirsin abi. Yani bu kadar şerefsiz bir arada nasıl buluyorlar, ben de ona hayret ediyorum ya. Ben o zaman dedim param ver yine gelmeyin dedim. Adam benim kulağımdan çekti tokat patlattı. Sana haftalık falan yok dedi. Yani bunu bir insan niye yapar? Ya şimdi tek taraflı bakmak istemiyorum. Genel her zaman olduğu gibi objektif, dışarıdan ikili taraflı bakmaya çalışıyorum ama yani çalışan bir adam var, işini yapmış, bitirmiş, bekliyor. Haftalığını alacak 2,5 lira o zamanın parasıyla. Ve patron haşırt diye vuruyor. Yürü git lan diyor, tekme atıyor. Hani ilk düşündüğün zaman şey geliyor değil mi sana böyle? Yani yapmaz abi, niye yapsın? Ya da dersin, belki önyargılı olsan, bu abi bir şey yapmıştır dersin. Ne bileyim. Ya gerçekten bu kadar şerefsiz iş sahibi var mı yani? Hani bu iş sahibi olup da para kazanıp da, gerçi 2,5 lirayı bile, yani şu anki paranın 2,5 lirası değil o, onu bile vermeyecek adam var yani demek abi. Vurdu. Anlam veremiyorum yani. Güçsüzdüm ben. Yani gücüm yetmiyordu. Adam zaten kalabalıktı adamlar. Karşılıkta versem ne olacak? Cezaevine giderdim. Olmaz mı abi? Ya oğlum tabii ki de var, biliyorum, ben de biliyorum olduğunu da mantığım el vermiyor yani. Oturtamıyorum onun öyle bir varlığın, bir gerekçe olması lazım, bir sebep olması lazım diyorum. Anlatabildim mi? Anlatmaya çalıştığım o.
Ha bir sebep olmalı. Durduk yere puştuğuna bir insanı çalıştırıp harçlığını vermemek. Ya sebep olsa bile verirsin yani, anladın mı? Garip. İşte çöp toplarken insanlar kimisi bize hor bakıyor. Yani kibirleniyorlar. Ay falan diyorlar. Bize yaklaşmıyorlar. İşte küçümsüyorlar. Ya bu da bundan para kazanmaya çalışıyor. Yazık. Zavallı diyorlar. O bizim duyuyoruz. Üzülüyoruz ona. Bazı da... Evet abi, sizi söyleyebileceğim en önemli şey o. Karşıdaki bir insan zor durumdaysa, parasız olabilir, fakir olabilir, bir engeli olabilir, rahatsızlığı olabilir. Ne yapın, ne edin? Bak, o tip insanlar buna çok dikkatli bakarlar. Çocukluğumdan beri en çok dikkat ettiğim şey o. Babamla annem hep bana onu öğretti. Karşı tarafın eksiklerini, kusurlarını hiçbir şekilde onlara yansıtmayın diye. Onlardan biri olun o an. Hep söylerim ya size, böyle bir yaşlının yanında yürürken bile hızlı yürümem. Sırf bakıp da içerlemesin diye, ben yürüyemiyorum diye. Bu var ya, dünyanın en büyük insanlığıdır, bak çok net söylüyorum size. En önemli saygı değerlerinden biridir. Çekinmek, acıyarak bakmak, acımak. Ondan sonra gidip bunu ona yansıtmak, ah canım demek, ah garibim demek. Bunlar iyilik değil arkadaşlar. Onun gibi olabilmek iyilik. Ona hissettirmiyorsanız o eksiğini, siz doğru insansınızdır zaten. Bak buna çok dikkat edin. Çok genç arkadaşımız var arada. Sakın kendinizi öyle durumda kaldığınız zaman üste görmekten bahsetmiyorum. Kimse kimseyi öyle görüp de zaten ha ben sağlamım, ben zenginim, ben şöyleyim, ben güçlüyüm demez ama farkında olmadan üzebilirsiniz. Anlatabildim mi? Bak çok önemli bir detay bu. Siktir edin her şeyi. Buna çok dikkat edin. Siz de çok huzurlu olursunuz. İşte küçümseyenler de var. Bazı zengin adamlar, iş adamlarından bizi yolda arabasıyla geçerken görüp de işte al şu 20 TL'yi, al 10 TL'yi yemek ye. İşte bak, bunlar çok önemli. Yani sen bu adamı 20 TL'yi verirken adabı uslubu bilmiyorsan ona acıdığını belli ediyorsun. Anladın mı? Şu parayı vermenin bile bir uslubu var. Ya mesela atıyorum, ben 32 yaşındayım. Yeri geliyor, bir şey oluyor, bir abiye işim düşüyor mesela. Adama bir iş yaptırıyorum. Mesela ona bahşiş ver, yaptığı işin bir karşılığı var. Diyelim ki 150 lira. Ben 200 vermek istiyorum. 50 lira da bahşiş vermek istiyorum. Benden büyük bir insana bahşiş vermek beni çok kırıyor, anladın mı böyle? Daha doğrusu beni kırmıyor. Empati yaptığım zaman hani onun açısından düşünüyorum. Diyorum ki ulan gencecik çocuk bana harçlık veriyor. Hani gurur incinir mi acaba diye düşünüyorum. Onun bir sürü yolu yordamı var. Hani atıyorum mesela, ne yaparsın biliyor musun? Çok basit bir örnek. 150 lirasını verip de abi bir saniye deyip cüzdanını çıkartıp paraların arasında 50 lira çıkartıp ona al abi bu da hani harçlık falan gibi. Bu doğru bir hareket değil. Ne bileyim, en kötü alırsın onu böyle 150 liranın içine sıkıştırırsın. Bırak o adam evine gittiği zaman görsün. Bırak o adam asansörde parayı sayarken görsün. Fazla verdiğini öyle görsün senin. O temasa girmeden ver onu. Anlatabildim mi? Ben hep bunları böyle çok kovalayan bir insanım. Çok ya da bozuk yok. Abi canın sağ olsun. Ya ne olacak abi, ya lafım olur. Zaten bir daha bir şey yaptıracağım, o zaman hallederiz falan. Yani yaklaşım, tavır çok önemli. Niyet çok önemli. Öyle öküzler var ki hani harçlık vermek bile onun egosunu tatmin ediyor. Ama aslında farkında olmadığı o kadar çok kırıyor ki karşındakini. Herif belki evine boynu bükük gidiyor, anladın mı? Çoluğuna çocuğuna boynu, belki onu evinde yansıtmıyor bile. Ama senin öküzlüğün yüzünden o adam iki gün kendini kötü hissedip hayatı sorguluyor. Bağış gelmiş. Emre 100 lira yollamış. Tukan hocam az önce bir üyenin yaptığı yorum üzerine ben o işi halledeceğim deyin ya. Orada bir yakınlaştık seninle. Eyvallah kardeşim. Bunlara dikkat edin abi, bak çok küçük detaylar belki ama çok doğru detaylar. Buradan bir çay iç. Bazıları da hiç mahcup olmasın diyerek, mağdur olmasın diyerek parayı sadece haberimiz olmadan cebimize koyuyor, 10 lira 20 lira. Öyle de yardım edenler var ama hor görenler de var. Kişilenler de var bizden. Yani bize yaklaşmayanlar da var. Bu çöpçüdür diye uzaktan duranlar var. Öyle.
bir gün çöpte dolaşırken çok felaket rahatsızlandım. Kendimi çok hissettim. Eve zor attım kendimi. Çok kötüleştim. Kapıyı açık bıraktım. Ölürüm ölürsem kapıyı açmak için uğraşmasınlar. Abi bu demek herkesin içinden gelen bir şey. Ben de böyle kendimi ölüyorum gibi hissettiğim zamanlar oldu ya, anlattım. Demek bu kapıyı açık bırakma herkesin aklına geliyor. Diye ben kapıyı açık bıraktım. Yattım. Rahatsızlandım. Sonra birileri, zannedersem etrafımdan birileri görmüş benim bu rahatsız bir şekilde geldiğimi. İçeri girmemiş. Ya artık başka bir şey, korkudan mı veya başka bir şeyden bilmiyorum. Yani belki ölmüştür falan diye korkudan mı bilmiyorum. Kapıya bir poşet asmışlardı. Poşette ben zannettim ki yemek var zannettim. İçinde adam zaten yemeği yemiş. Bana onun yanında gelen tatlıyla o cacık gibi, o salata gibi bir şey var. Onu bırakmış ama diğerlerini kendi yemiş. O şekilde yani kutusu da yoktu şeyin. Onları poşete bağlayıp kapıya asmışlardı. Yine de Allah razı olsun. Yani en azından düşünmüş. Onu yani getirmiş. Bunda anormal bir şey yok. Adam yemiştir. Yarısı boğazında kalmıştır. Fazlasını... Ya ayıp demeyin. Bak bilemezsin şimdi. Anlattığı şekilde ayıp ama. Ya adam belki yemeği almış bulunmuştur. Boğazından geçmemiştir. Dokunmadığı, yemediği kısımlarını, tatlıyı, cacığı kapatıp bırakmış olabilir. Öyle düşünün yani. Gözün içine bakarak yemek yiyenler var oğlum. Yanına gittiğin zaman git 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 kardeşim git, hayır hayır diyen insanlar var. O kadar da şeye bakmayın, niyete bakın yani. Yine de Allah razı olsun. Gülmek güzel. Ben gülemedim ama insanlar gülsün. Gülmek güzel bir şeydir herhalde. Ben tanışmadım ama gülmek güzel bir şeydir. Gülsün herkes. Evet, yedikten sonra aklına gelmiş olabilir. Eşler birbirine gülsün. Yani hamburgerin yarısını yiyip de onu vermek ayıp bir şey zaten. Ama anladığım kadarıyla öyle değil. Şaka olsun. Yani arabesk hayat olmasın. Hayır abi, sıvı şekilde poşete dökmüş, asmış. Öyle mi dedi lan? Ben dinlemedim. Ne dedi orada? Yazmış bir öğüt abi. Verdi. Yine de kutusu da yoktu şeyin. Onları poşete bağlayıp salata gibi bir şey var. Onu bırakmış ama diğerlerini kendi yemiş. O şekilde yani kutusu da yoktu şeyin. Onları poşete bağlayıp kapıya asmışlardı. Yine de Allah razı olsun. Yani en azından düşünmüş. Onu getirmiş, düşünmüş. Yani yine de Allah razı olsun. Abi öyle bile olsa porsiyonup kapıya asmak zor mu? Ya bilemezsin bak. Direkt ön yargıyla atlamayın. Adamın acelesi vardır. Uçması gerekiyordur. Çöpe atmak yerine yemediği kısımları kapısına asmıştır. Gitmiştir herif. Arkadaşlar ya bu kadar değişmeyin. Bu kadar bağlı kalmayın bir şeylere ya. Parası yoktur belki, evet. Ya belki de adam, o da yoksuldur. 10 liraya aldığı yemeğin yarısını buraya asmak istemiştir. Arkadaşlar bu tip şeyleri yardırmayın hemen. Adam bir iyilik yaptığı için linçleniyor şu an. Bilemezsin yani. Dur. Gülmek güzel. Ben gülemedim ama insanlar gülsün. Gülmek güzel bir şeydir herhalde. Ben tanışmadım ama gülmek güzel bir şeydir. Gülsün herkes. Eşler birbirine gülsün. Şaka olsun. Yani arabesk hayat olmasın. Şimdi bu adam bu evden çıkarsalar, her bu adam ne yapacak yani? Nerede bulacak da yerleşecek de? Bir sobam var. Sağ solu kırık. Kenarından çatlaklar var. O yüzden kömür yakamıyorum. Çünkü duman zehirlenme olabilir diye. Ben sobam kırık. Birilerine söyledim. İstedim de getiririz dediler. Yok, kimse bir soba falan almadı. Sobam yok. Benim hayattan hiçbir beklentim yok. Sadece istediğim sokakta kalmamak. Dışarıda kalmamak. Başka bir beklentim yok. İyi kötü bir gece konuda oturuyorum. Yani bu kadar. Ay bu 42, bu 06. Bu da 06 galiba.
Benim hayatta tek istediğim şey sokakta kalmamak cümlesine takılmış biri. Yani takılmış dediğim onu vurgulamış. Ne çok şey beklemişiz hayattan. Ben gülemedim ama insanlar gülsün. Senin ve senin gibi insanların hakkını yiyenler her iki cihanda mutlu olamazlar inşallah. Sürünler Taner vurmuş. Annemi ben çok seviyordum, hiç kırmadım. Yakarsa bu dünyayı garipler yakar. Böyle insanlar için çöplerinizi ayrıştırıp paketleyip koyun lütfen. Hiç değilse böyle bir katkımız olsun. Doğru. Ah be abim, sen 3 ekmek 1 paket sütü mecbur kaldığın için çalmak zorunda kalmışsın. O 4 parça şey için vicdanı rahat etmemiş. Temiz yürekli abim, devletin kasasını soyanlar da. Oo. Burada siyaset girmiş, ben yasak olduğu için çekiliyorum. Vicdansız azık olsa senin hakkını kim yiyorsa zehir zıkkım olsun inşallah Rabbim. Devam edeyim okumaya da. Atatürk'ün resmi baş köşede. Sen hayatı vatanı çalışkanlığı okumuş adamsın. Çalışkanlığı okumuş adamsın, helal olsun sana. Yok yok, bende yasak ya, ben girmiyorum öyle konuşmalara, yoksa şeyden değil. Ben her zaman söylüyorum oğlum, bunu niye yasak kılıyorum kendime, niye siyasetle ilgilenmiyorum? Çünkü Türkiye'de siyasetin kaliteli yapıldığına inanmıyorum. Hiçbirinin kaliteli yaptığına inanmıyorum. Çok az insanın bu işi başardığına inandığım için o topa girmiyorum. Yani siyaset bizim ülkede siyaset değil. O yüzden de doğru yapıldığına inanmadığım şey için de savaş vermiyorum. Bu kadar basit. Politika benim hoşuma gitmiyor. Türkiye'deki politika hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden salıyorum böyle şeyleri. Yasağımı da o yüzden koydum 3 sene önce. Dedim, burada siyaset konuşmayın. Herkes için aynı şeyi söyleyemezsiniz ama genel olarak ben Türkiye'deki siyasetin sadece fanatiklik üzerine döndüğünü düşünüyorum. Önceliklerin vatan millet olduğunu düşünmüyorum. İnsanımız olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de ilgilenmiyorum yani. Takip etmiyorum. Ya mesela futbolla da o yüzden aram yok benim. O yüzden futboldan uzağım. Çocukken hep böyle futbol muhabbetleri dönüyordu. Herkes fanatik, Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar falan. Şöyle bir baktım. Yok abi dedim, bu da bana göre değil. Futbolu futbol olduğu için, spor olduğu için millet sevmiyor. Onun için tezahürat etmiyor. Millet birbirini öldürüyor amına koyayım. O kadar manasız geliyor ki bana. Bunun üzerine oy kullanıyor musun? Oy kullanıyorum, evet. Oy kullanıyorum. Takip etmiyorum diyorum. Yani şöyle takip etmiyorum. Onun savaşına girmiyorum kimseyle. Kendi gözlemlerimle kimin neyi ne şekilde yaptığına bakarak gidip tabii ki de hakkımı kullanıp oy veriyorum. Ama birileriyle münakaşaya, tartışmaya ya da ne bileyim bir şey savunmaya gitmiyorum. Artık ona karşı inancım kalmadı yani. Hangi taraf, hangi parti olursa olsun. Yani siyaseti tartıştığım insanlar var hayatımda dönem dönem. Ama onlar da benim gibi düşünen adamlar. Yani A partisiyle B partisi, ben B partisinin daha doğru hareket ettiğini inanıyorum diyelim. Karşı tarafım A partisinin doğrusunu yaptığını iddia ediyor. Eğer o adam biraz aklı başında bir adamsa, fanatikleşmemişse, oturup eğrisini doğrusunu konuşabiliyorsam konuşuyorum. Ama kalkıp da böyle yapan adamla, abi sen haklısın, doğrusun, kesinlikle sonuna kadar helal, ben de senin gibiyim, ben de senin düşündüğünü düşünüyorum, eyvallah falan deyip geçiyorum. Çünkü zamanda çok denedim. Olmuyor. Olmuyor yani, hani anlatıyorsun anlatıyorsun ve sonu mutlaka kavgaya dönüyor. Sakince konuşuyorsun. Ya peki buna ne diyorsun diyorsun. Bir bakıyorsun adamın o konu hakkında bilgisi bile yok ama savunması. Bizim zaten ülkenin genel sorunu o ya. Bilmediği bir şeyi savunmak. Bilmediği bir şeyin fanatiği olmak. Gözlemleme yeteneği olmadan bir şeyleri yorumlamak. Aklı yok fikri var muhabbeti var ya. Onu o kadar, bunu her partiden gördüm bu arada. Yani sakın tek taraf olarak düşünmeyin. Her defasında diyorum ki yok abi. Yani olmaz. Bizden siyaset olmaz.
Halbuki insanlar şunu düşünse, ulan bu siyasi partiler bizim için var ve bize bu devlete, bu topraklara, bu bayrağa hizmet etmesi gerekiyor. Biz de vatanına, milletine, bayrağına bağlı insanlar olarak hep beraber aynı doğruda. Ya çok hümanist, çok insancıl düşünüyorum ya şu an. Siktir et, boş ver. Ben artık böyle körele körele, sinirlene sinirlene şey oldum. Polyanna oldum biraz. Öyle kendimi iyileştiriyorum belki de. Ya ne parti kuracağım oğlum, ben ne anlarım parti kurmaktan, manyak mısınız ya?